Seni yakından tanıyorum ve biliyorum, bir izleyici olarak takip ediyorum. Çok da beğeniyorum seni. Senden şimdi ben de sahneye çıktığım zaman bana da aynı şeyi söylüyorlar. Ya işte bir şiir okusam, bir fıkra anlatsam falan diye. Şimdi bu tip talepler geliyordur sana. Evet, geliyor. Ama ben... Hazırlıklı mısın? Pek fıkra falan... Peki fıkrayı ben anlatayım o zaman. Sen bize şöyle bir iki döner tekme olur, iki bir şey olur. Şimdi mi? Şimdi döner tekme mi atayım? Hayır. Atacaksan eğer, bak, Bilgehan kardeşimiz orada duruyor. Onu ben ringe davet edeceğim. Bilgehan Demir gelecek, onu atacaksın. O da hayır diyor buradan. O zaman ben şimdi atarsan karşına bir tek ben varım. Ben zavallıya da böyle bir şey yapma. Sana bir böyle bir aparat, organizasyon falan yapsak da böyle bir şey yapsak. Olur mu sizce? Yani şimdi eğer karşında ben durmayacaksam her türlü olur. Evet, o zaman madem böyle bir şey olacaksa portatif bir şey yapabiliriz. Ne yaparız? Ya şu an hiçbir şey yok elimizde aslında ama. Bende mikrofon var. Mikrofona mı vurayım? Yok, mikrofona vurma. O zaman kim, ne yapalım? İki kişi alabilir miyiz buraya o zaman? İki kişi alalım. Ha, öyle deyince sanki gelecekler değil mi? Sevgili misafirler, Serkan diyor ki iki kişi alalım. Bir de yumruk mumruk da atacak yalnız. Vurabilir, her an bir şey olabilir. Hayır, yumruk atmayacağım da böyle portatif bir şey yani bu an... Ne yapabiliriz ona? O iki tane bak talip var, hemen geliyorlar zaten. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Bak gülerek de geliyorlar sevgili izleyiciler bir yandan. Başınıza ne geleceğini biliyor musunuz? Hiç önemli değil diyorsun. Hoş geldiniz. Evet. Ne istersin Serkan başka? Ne alalım? Bir tane pet alalım. Pet şişe alalım. Buyurun, bir tane de pet şişe. Evet. Keyvan devam ediyor. Keyvan bir yandan da keyfiyle ve eğlencesiyle de devam ediyor. Bana müsaade ederseniz ben sadece ayakkabımı çıkartayım. Estağfurullah, ne demek müsaade senin. Sadece onu yapacaksan hiçbir problem yok. Ben senin yanındayken öyle hafifte geriliyorum. Orada olduğun sürece hiç sorun yok. Evet, böylelikle Keyvan'da Avrasya'nın en ilginç dövüşçülerinin bir araya geldiği, hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin hem de Asya'nın şampiyonlarının bir araya geldiği Keyvan gecesinde şu anda iki tane. Siz de cesursunuz aslında. Öyle mi? Öyle sayılır. O zaman seni de şu tarafa doğru alalım. Evet. Ne olacağını biliyor musun? Ne olur? Bilmiyorsun. Ne olursa olsun diyorsun. İşte Türk cesaretini görüyor musunuz hiç? Ne olursa olsun. Hazır mıyız? Ben ne yapayım? Genelde yurt dışındaki sporculardan ya da sanatçılardan bazı şeyler görüyoruz ama bazı şeylerin Türklerin daha iyi yaptığını göstermek için maçın dışında bir şeyler yapacağım. Bence inşallah beğenirler. O zaman işte Serkan Yılmaz gösterisini yapacak. Pantolon yırtıldı ya. Serkan, oraya kafa mı atacaksın, ne yapacaksın? Kafa atmayacak mısın? Bir bakayım, vereceğim. Hocam orada yükseklik, biz bayağı bir yükseklik var orada. Ne kadar? 3 metreye yakın herhalde. 3 metreye yakın herhalde. Anladım. Kafa değil, yumruk değil. Hocam. Tekme vuracağım. Allah Allah. Isınmadım ama bir deneyim geldi. Kırmamak için. Isınmadan bir dedim. Doğru. Ben uzaklaşayım. Döner möner olursa bize de denk gelir arada. Harika. Beğendiniz mi? Şimdi ısınmadan azıcık bu kadar. Belki daha güzel bir şeyler yapabilirdim ama elimden geldiği kadar sizin için bir şeyler yapmaya çalıştım. Serkan, çok teşekkür ederiz. Bu benim için bu arada defalarca dünya varlık şampiyonu olmamız benim için önemli değildir. Niçin önemli değildir onu da açıklamak istiyorum. Benim dünya şampiyonu olurken yahut da ringe çıktığım zaman Türk milletini nasıl temsil ettiğim, ülkemi nasıl temsil ettiğim, bayrağımı nasıl temsil ettiğim önemlidir. Her şeyi sizler için unutmayın. Serkan!